Olacak evladım, artık büyüdün, yakında senin de memen olacak. Memeler ne işe yarar anne? Süt vermeye. Çocuğun olunca sütü memeden içecek, büyüyecek. Neden babaların memesinden süt içiliyor? Çünkü bu iş annelerin görevi. Neden babaların görevi değil? Onlar para kazanır, eve getirirler. Çocuklarını en iyi biçimde giydirir, okutur, büyütürler. Siz niye çalışıp para kazanmıyorsunuz? Memeniz var diye mi? Olur mu hiç? İstesek biz de çalışırız. Ama vakit yok. Sonra sizi kim büyütecek? Ben para kazanmak istiyorum. Param olunca her istediğimi yapabilirim. Ben memem çıksın istemiyorum. Memeli kadınlar ağlıyorlar. Şişman oluyorlar. Kocaları da asık suratlı. Babam gibi. Tümrücüğüm iyiyim, merak etme. Denize bile girdim. Korkma, aç kalmam. Gerekmez. Ben hallederim, merak etme. Tamam, tamam. Senin de ihtiyacın vardı. Peki, oldu. İyi yolculuklar, kendine iyi bak. Sana da sağ ol, güle güle. Kızın çok üstüne düşüyorsun. Bahçedeki çocukları korkutuyorsun. Daha küçücük çocuk onlar. Küçücük müşücük. Çöpleri yok mu bunların? Onlar büyüyünce erkek olacaklardı. Biz ise kadın. Bükebilir misin bunu? Sen büksene. Nasılmış? Ben de yaparım.
Sonunda buluyorum nasıl güçlü olacağımı. Erkekler o kadar çok şeyden korkuyorlar ki. Tren desene. Tren. Öpsün seni Zeki Muran. Işık, mısır desene. Gel kıcım mısır. Ay ay ay. Keşke birini de babama atsaydım. Babacığım korkar mıydı? Babam bizi erkeklere karşı korumak istiyor. Çünkü erkekler kötü yaratıklarmış. Ama sen de erkeksin. Değil mi babacığım? Saçmalama da yürü hadi. Geç kaldık. Büyüdüm. Ortaokula gidiyorum. Yusuf en iyi arkadaşım. Okulu bizim okuldan biraz daha ileride. Yaptığından utanmıyor musun? Ben bir şey yapmadım. Yolda seni bir oğlanla görmüşler. Babanı çağırttım. Haberin olsun, böyle bir şey bir daha olursa... Okuldan alırım seni, haberin olsun. Yeter artık. Parmak kadar çocuk. Kesme! Başlarım parmak kadarından. Başıboş bırakalım da orospu olsun, değil mi? Her cumartesi babam bizi sinemaya götürüyor. Komşumuz Gülriz abla da bizimle geliyor. Ve Oktay da geliyor. Filmi seyrettiğimiz yok. Hep birbirimize bakıyoruz. Oktay'ı çok seviyorum. Babam bir fark etsin. Bak kızım. Kadınların bir durumu vardır. Bilmem biliyor musun? Her ay belirli günlerde alt taraflarından kan akar. Kan mı? Ne kanı anne? Kızım, bunun adı kadınlıktır. Çocuğun olması için bu kanın akması gerekir. Şimdi benim çocuğum mu olacak? Hayır kızım, heyecanlanma. Kan aktı diye hemen çocuk olmaz. Kadının vücudunda yumurtalar ürer. Benim altımdan yumurtalar mı çıkacak anne? Ben çocuğum olsun istemiyorum ki. Ne mızmızlanıyorsun kızım? İleride evlenince çocuğun olması için gerekli bir olay bu. Anne olmak için. Erkekler de baba oluyor. Onların atlarından da kan geliyor mu? Hayır canım. Ama onlar da bebeklikten kurtulunca sünnet oluyorlar. Hani geçen yıl Mustafa'nın sünnet düğününe gitmişti ki? Anne, ben kanayınca bana da öyle hediyeler gelecek mi? Gelmeyecek kızım. Bunu kimseye söylemeyeceğiz. Ayıp. Gizli gizli olacaksın. Ama onlar sünnet olunca düğünler yapılıyor, hediyeler geliyor. Neden biz kanayınca gelmiyor? Yeter canım. Ayıp. Senin alt tarafından kime ne kızım? Anlat. Ne oldu? Nen var? Hamileyim. Hamile kalmışım. Belki değilsindir. Nereden anladın? 3 aydır aybaşı olmuyorum. Göğüslerim şişti, midem bulanıyor. Kitapta okudum, öyle olurmuş. Umur'a söyledin mi? Söyleyemedim. Çekindim. Söylesene. Evlenirsiniz, olur biter. Hadi. Gelin bakalım. Ya görürlerse? Hadi oradan. Biz seninle dördürüsü yapmadık bile bu işi. Annemin ölüsünü öpeyim. Bari bir doktora gidelim birlikte. Bayağı kireyim diye inim inim inlettin beni. Şimdi de çocuğu bana kakalayacaksın, öyle mi? Annene söyle, seni doktora o götürsün. Babam beni keser. Annem öldürür. Boş versene sen. Bak. Madem ki kadınsın, gel tadına vara vara yapalım şu işi. Allah belanı versin. Orospu.
Erhan'a aşığım. Babam bir duyarsa. Yarın üçte buradan alayım mı seni? Yarın Nilay'da olacağım. Üçte gel. Anneciğim, yarın Nilay'larda toplanacaktık arkadaşlarla. Ne olur babama söylesene. Söyleyeceksen sen söyle. Bıktım artık aranıza girmekten. Yarın cumartesi değil mi? Cumartesi. Sizi deniz kenarına çay içmeye götüreyim. Babacığım. Babacığım, yarın ilerlerde toplantı var, ben oraya gidecektim. Anası babası evde mi? Tabii evde, onlar her zaman evde olur. İyi, seni 5'te oradan alırım. Babacığım, ne olur saat 5'te daha çay içiyoruz. İyi, 6'da alırım. Gelmeyeceksin sandım. Babama Nilaylara gidiyorum dedim. Önce oraya uğradık. Ne yapıyorsun? Hiç. Ne güzel saçların var. Yumuşacık. Baksana bana. Ne olur yapma. Hadi neler oldu? Nereye gittiniz? Öpüştünüz değil mi? Önce yavaşça üst dudağımı öptü. Sonra alt dudağımı. Sonra... Bana bak, bunları kimseye anlatma. Yoksa sana orospu derler. Kızım, orospu yatıp kalktıktan sonra para alana derler. Vallahi bilmem. Böyle şeyler yapanı erkekler orospu diyorlar. Babam! Vay bu son. Öyle zırt pırt arkadaş istemem. Olur baba. Okuldan mı kaçtın yoksa? Işık baban duyarsa. Ya aşı yaptılar anneciğim, erken bıraktılar. İyi. Ben Celile Hanımların gününe gidiyorum. Baban yukarıda uyuyor, gürültü yapma. Gülürüz ablam bulaşıkları yıkıyordu. Onunla oturursunuz. Peki anneciğim. Gülriz abla. Gülriza. Söyle canım. Yok bir şey. Bırakıp gitme gücü olsaydı eğer, bunu anneme söylerdim. Gidemeyecek biliyorum. Onu daha fazla mutsuz etmek istemiyorum. Canım, canım benim.
Neymiş bunlar? Sınav kartları baba, üniversiteye girmek için. Bu tembellikle zor kazanırsın imtihanları. Baba bırak bir kere, şansımı deneyeyim. Nasıl olsa evlenip gideceksin. Boşu boşuna ne diye uğraştırıyorsun beni? Ben evlenmeyeceğim. Üniversiteyi bitirip çalışacağım. Bu sözü bir daha duymayayım. Benim kızım çalışamaz. Seni çalıştıracak herifin alnını karışlarım ben. Sınavlara gireceğim baba. İzin vermezsen evden kaçacağım, haberin olsun. Zincire vuracak değilsin ya beni. Ya, gir bakalım. Ama göreceğiz. Nasıl olsa kazanamayacaksın. Görürüz baba. Beklettin mi? Yok. Neyin var senin? Hiç. Canım bir şey mi oldu? Yok canım. Bir şey var, bana söylemiyorsun. İlişkimizi düşünüyorum da kaç gündür. Ne var ilişkimizde? Bak canım, koca adam oldum. Sen de büyüdün artık. Hayatta öpüşmekten başka şeyler de var. Biliyorum ama... Anneler yok mu? Tatildeler. Otursana. Ne güzel, sizin mi? Hı hı. Dedelerden kalmış. Terem 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 rari 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 rarem. İçki ister misin? Ne içkisi? Rahatlarsın biraz. Ben rahatım. Niye olmayayım? Hadi soyunsana. Özür dilerim, yapamayacağım, özür dilerim. Ama çocukluk senin bu yaptığın. Belki başka bir gün. Ne olur anla beni. Hazır değilim. Yapamıyorum. Bizimki 8'de gidiyor işe. O banyodayken kahvaltısını hazırlıyorum. Gittikten sonra dolanıyorum evin içinde biraz. Sonra yemek derdi filan. Az az yapıyorum yemekleri. Bizimki bir yediğini bir daha yemez. Bazen komşuların günü oluyor. Konken filan oynuyoruz. Akşam yemeği, televizyon derken vakit geçiyor işte. Hadi çatlatma insanı, anlatsana. Neyi anlatayım? Yatak işlerinizi canım, sevişmelerinizi. Anlatacak ne var ki? Anlat anlat da öğrensinler. Öyle romanlarda filan okuduğumuz gibi değil. Hani öyle uzun uzun öperek, okşayarak, sevgiyle birlikte filan değil. 2 dakika, tam 2 dakika. Apışıp kalıyorsun yatakta. Yok canım, 2 dakikada da değil artık. Asıl sen anlatsana, Erhan'la neler yapıyorsunuz? Erhan Paris'e gitti. Ayrıldınız mı?
Aslında bizimkilere dayanamıyorum artık. Birini bulsam ben de evleneceğim. Cici, ne kadar işler ve sevimliydin. Seni ne çok seviyordum. İki ucuz yüzük almıştın kuyumcudan, nişanlandık. Adı da soyadı da G harfiyle başladığı için ona Cici diyorlar. Artık evlenelim Cici dedim. Evlendik. Cici'yi çok seviyorum. Balayındayız. Sıcak mı sıcak bir kent ve lüks mü lüks bir otelin dairesi. Daha ben bavulları açarken geliyor. Arkamdan belime sarılıyor, soyunuyoruz. Yavaşça yatağa yatırıyor. O da üstüme yatıyor. İşte birazdan benimsin diyor. Kendimi olaya veremiyorum. Nedendir bilemem. Aklım benimsin sözüne takılıyor. Ben de bir şeyler söylemeliyim. Yaşamımın en önemli anı bu. Ben zaten senindim mi desem. Hadi hayatım al beni mi desem. Evet ama artık sen de benimsin mi desem. Bir sevişme sonucu neden senin olacakmışım bir adam mı desem. Kafam allak bullak. Aklımdaki hiçbir güzelliği söyleyemiyorum, yaşayamıyorum. Hani kendimden geçecektim? Hani inleyerek tek vücut olacaktık? Hani defalarca zevklerin doruğuna çıkacaktık? Allah kahretsin. Balayından dönüşte annemleri ziyarete gidiyoruz. Kolumda bir erkekle salına salına baba evine girmek çocukça bir neşe veriyor bana. Hoş geldiniz. Buyurun. Nasılsınız? Kusura bakmayın. Baban telefon etti, işi çıkmış. Birazdan gelecek. Anne bu ne? Babam bu eve hiç hayvan sokmazdı. Sen gittikten sonra aldı. Bilirsin. Seni hepimizden çok sever. Arkandan kanaryam diye söz eder. Sen gittikten sonra da bunu aldı getirdi. Babam. Hoş geldin. Elini yüzünü yıkamak ister misin? Açlıktan ölüyorum. Toplantı vardı şirkette. Galiba müdür oluyorum. Sahi mi canım? Tabii özel ilişkiler çok önemli. Sen de biraz daha uyumlu davransan. Hı hı, çalışırım. Oo. Bir şey mi kutluyoruz? Hep bir şey mi kutlamak lazım? Yok. Senin gibi sosyetik birine hiç yakışmıyor. Buyurun. Sahi ne oldu söylesene. Piyango mu vurdu, ne var? Hmm, mükemmel. On iki yıllığı vardı ama paraya kıyamadı. Sevgilim, sana bir müjdem var. Hadi sevgilim, çatlayacağım meraktan. Önce bir soru. Bir çiftin yaşamında en önemli şey nedir sence? Para mı? Aklın fikrin hep parada Cici. Sevgilim, ne yapayım? Hadi söylesene. Bir bebeğimiz olacak. İkimizin bebeği. Şaka ediyoruz. Bunun şakası olur mu Cici? Sevgilim, çok sevindim de. Hiç belli olmuyor. Bir an, yani şu sıra doğru olur mu diye düşündüm. Sakın yanlış anlama. Daha çok erken değil mi? Hani gezecektik, Avrupalara gidecektik. Sonra senin okulun var. Kim bakar bu çocuğa? İstemiyor musun yani sen bu bebeği? İstiyorum. İstiyorum da daha çok genciz. Biraz yaşasaydık. Daha çok vaktimiz var. Sence de öyle değil mi? Ne bakıyorsun? Haklı değil miyim? Haklısın. Peki.
Birden fenalaştı. Seni aramak zorunda kaldık. Kimseyi tanımıyor. Baba. Babacığım. Beni duyuyor musun? Cevap ver. Ben senin kızın, Kanaryan. Ne olur bir şeyler söyle. Baba. Sarıl bana. Bir şeyler söyle. Ayağa kalk. Kızım benim. Canım. Bana ilk kez canım dedin. Öyleyse saçımı da okşa. Hadi okşa. 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 Ve Gürkan müdür oluyor. Dikkat edin, çizilmesin. Merak etmeyin beyim. Işık şu kapıyı açsana. Hı. Sağ duvarın önüne. Dikkat edin. Çok şatafatlı şeyler. Keşke beraber baksaydık. Şu aynayı ortalayın. Moda bu şekerim. Nasuhi beylerde görmedin mi? Beyhanlardaki de. Koltuğu alın. Çizmeden. Bundan sonra bir şey alırken birlikte seçelim, olur mu? Hoş geldin. Merhaba, şunu alsana. Ne bu? Şu duvar çok boş kalmıştı. Holding'in art direktörüyle bir galeriden aldık bu resmi. Hani beraber seçecektik her şeyi? Canım, herhalde bizim art direktörden daha iyi anlamıyorsun resimden. Önemli olan insanın duvarına astığı şeyi sevip sevmemesi değil mi? Bak ne güzel oldu. Gürkan. Hı? Ben çalışmak istiyorum. Nasıl yani? Bugün fakülteden bir arkadaşıma rastladım. Sen Zerrin'i tanımış mıydın? Bilmem, hatırlayamadım. Büyük bir reklam şirketine girmiş. Çalışmak istediğimi söyledim. Patrona bir söyleyeyim dedi. Bir itirazın var mı? Niye? Çalışmama. Ne itirazım olabilir ki? Çalış tabii. Ama sanki sen biraz... Biraz ne? Biraz tembel ve lapacı gibisin. Neyse. Nasılsa paraya ihtiyacımız yok. Gir bir işe, eğlen. Olmadı çıkarsın. Teşekkür ederim. Sana da oldu mu ilk işe girerken? Önce pantolon giydim. Antipatik olur dedim, çıkardım. Dar bir eteğim var. O da çok seksi kaçtı. Bol bir elbise giydim. Aynada palyaçolara benzettim kendimi. Bluzun kolu kısa geldi. Öbürünün dekoltesi. Sonunda gördüğün gibi en berbatını giyip... üstelik randevuya yarım saat erken geldim. Çok da alıştırma kendini. Aslında bu iş için erkek arıyorlardı. Ama Faruk Bey bir görelim dedi. Faruk Bey? Genel müdür, hissedarlardan. Benim sözüm biraz dinler ama. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Aday arkadaşınız hanımefendi bu mu yoksa? Evet, benim. Gelin konuşalım, şu anda işim yok.
Hadi, olacak galiba. Senden son para alışım. Hadi canım sen de. Maaşın kaç para ki? Eyvah, kaç para maaş vereceklerini sormayı unuttum. Hoş geldiniz. Şu masa nasıl? Fark etmez. Vallahi bir son hesapta beni ırgalamasın. Aman uzunum. Allah aşkına ne kadar komikti. Ne haber kız? Zerrin söyledi, çok sevindim. Sağ ol. Bu Işık benim mahalleden arkadaşım. Şermin çok iyi, Özcan. Çok iyi. Hoş geldiniz. Çok iyi. Hoş geldin. Ben de Mehmet. Hoş geldin canım. Hayırlı olsun. Bu masa boş. Saat 10'da yeni mamulün toplantısı var. Sen de gelebilirsin. Boğazına çok düşkün ama içim rahat. Nasıl olsa yudum kullanıyorum. Yudum kolesterolsüz, üstelik çok hafif. Öyle hafif ki hem sebzenin, etin, balığın gerçek tadı ortaya çıkıyor, hem de midelerimiz rahat ediyor. Bilseniz sofradan öyle hafif kalkıyoruz ki. Yudum, Komil'in ayçiçek yağı. Kolesterolsüz, çok hafif. Teşekkür ederim. Çok sıcak bir film olmuş. Ellerinize sağlık. Gerçekten çöküyor. Senin fikrin değil miydi bu? Boş ver. Ne yapayım? Faruk Bey'in odasına daha sıkı uğra. Teoman, sulluk etme Allah aşkına. Ne sululuğu? Son derece ciddiyim. Yani ille de. Ne sandın ya? Zerrin niye şef oldu? Niye erkek ararken seni aldılar işe? Değil mi abicim? Bu zevzeye bakma sen. Nasıl buldunuz çocuklar? Ah, harika olmuş Zerrin'cim, yani kutlarım. Sağ olun. Bir de yağcıları işe alıyorlar galiba. Yeni sekreterin nasıl? Nasıl nasıl? Güzel mi? Bir içim su. Yahu nasıl olacak sekreter işte. Suratsızın biri. Ama işini iyi biliyor. İyi o zaman. Evet. Ne yiyoruz? Bir şeyler aldım ama hazırlayamadım. Halim yok. İstersen dışarıda yiyelim. Soyunmadan söyleseydin. Bir şeyler pişir de yiyelim hadi. Bugün de sen pişiriver sevgilim. Hayat müşterek demez misin? Hadi kalk. Hadi. Gel birlikte pişirelim ha? İstersen bir de önlük takayım ha? Taksan iyi olur. Elin alışık değil. Üstünü kirletirsin. Ha ha ha.
Benimle aynı fikirde olan biri daha var. Rapor arkadaşları okutmuştum da. Niye bana okutmadın? Zerrin Hanım'a vermiştim size vermesi için. Bu da bizim Zerrin olacak. Yeni bir servis kuracağız. Bağımsız bir servis olacak. Özcan, Mehmet ve sen birlikte çalışacaksınız. Gel seni evine bırakayım. Hem de şu yeni servis işini konuşuruz. Gürkan genel müdür oldu. Sık sık iş gezilerine çıkıyor. Suratsız sekreteriyle birlikte. Hazır mı? Geç kalıyorum. Hazır canım. Seni alana bırakayım. Sen işe gitmiyor musun? Biraz geç giderim, ne fark eder? Canım, ne gereği var? Sevda ile tanışmamıştınız. Sekreterim, karım. Memnun oldum. Vaktimiz var, bir kahve içelim. İşe geç kaldım, biliyorsun. Peki, telefon ederim. Allah belanı versin. İyi yolculuklar. Mersi. Günaydın. 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 Bizden enayisini bulamazlar. Gündüz çalıştığımız yetmedi. Önce ufak tefek bir şeyler atıştıralım. Telefon edebilir miyim? Tabii. Herifleri biz mi milyon edeceğiz ya? Anlamadım ki. Senet de ben de bir arayacağım. Alo, Sevilcim. Biz çalışıyoruz bu akşam. Işıklarda. Evet. Yok, beklemeyin. Olur, söylerim. Sevil'in selamı var. Sen de selam söyle. O da söylüyor. İpek nerede? İyi. Öp onu da. Hoşça kal. Çok bilimsel oldu. Elma. Ne elması? Elma kullanalım. Sağlıklı dişler ısırsınlar el. Ha bak, bu çok iyi. Mısır da kullanalım. Çürük elma ile başlasak. Aman aman, çürük olmaz. Müşteri korkar çürükten. Elma. Armut. Arnavut. Doğadan gelen doğadan gelen sağlık, dalından koparılan elma, kazandan çıkarılan mısır filan gibi bir şeyler siz de düşünün isterseniz. Arada hafif dalgalanan su içinde yüzen diş macunları. Ne suyu? Ne olur baştan söylesene. Geç oldu galiba. Ben artık evde çiziktiririm bir şeyler. Siz de yazın. Yarın bu işi bitiririz. Ben gidiyorum çocuklar. Devam edecek miyiz? Bilmem. Ben yorulmadım. İyi ki patron sen değilsin. Eve selam. İyi geceler. İyi geceler. İyi çalışmalar. Thank you.
Alo. Benim. Merhaba. İşler o kadar yoğun ki fark etmiyor insan. Olur tabii. Teşekkür ederim. Mehmet'le birlikte geliriz. Hoşça kal. Karım bu akşam beni yemeğe bekliyor. Gelirim dedim. Hoş geldiniz. Ne haber? Ne olsun? Babacığım. Hoppa. Bu da İpek kız işte. Merhaba. Merhaba. Enginar? Evet. Enginar da alacağım. Sırf aç gözlüğünden. Ben enginar yemeyeceğim. Bezelyesinden vereyim sana. Hı? Sen seversin. Hayır kızım. Tatlı için sabırsızlanıyoruz. Bu kızdaki tatlı sevgisi inanılmaz. Rakı koyuyorum. Bir yudum daha açılır ha. Sen de ister misin canım? Başarılarınıza. Bir dakika ya. Bir dakika, bir dakika. Şerefe. Yazı yazmayı sevmiyorum baba. Öğretmenim de hep çirkin olmuş diyor. Kendi yazısı daha çirkin. Resimle aran nasıl İpek? Resimle çok iyi. Işık ablanın resmini yapsın. Teşekkür ederim. Sağ ol. Babasının aşkından ressam olacak bu kız. Baba aşk. Sen de çok düşkün müydün babana? Düşkün mü? Bir tuhaftık biz. Çok güzel. İnşallah anahtarımı unutmamışımdır. Baksana. Geç oldu. Burada kalabilirsin. Kal tabii. Buldum. Mehmetciğim ışığı bırakıver. Ben yalnız gidebilirim. Ben her saatte her yere yalnız gidebilirim. Arabana kadar götüreyim seni. Üzülme sevgilim. Üzülme ne olur. Buna dayanamam. Sen misin? Evet. Bilmem ki. Peki. Olur. Hoşça kal. Çok bunaldım. Bir tatile çıksam diyorum. Gürkan konuşsana. Bir şeyler söylesene. Bana kızsana, hesap sorsana. Yorgunsun biliyorum. Gidip yat hadi. Gürkan! Ben gidiyorum. Gecenin bu saatinde nereye gideceksin? Ufacık bir tepki göster bir adam. Hala beni süsleyip püsleyip koluna takıp gezdiriyorsun. Ben senin süs köpeğim miyim ha? Ne anlamım var senin için? Söylesene neyim? Canım. Sinirlerim bozuk senin. Şu işlerimi yoluna koyayım, hele birlikte gideriz. Avrupa'ya gideriz.
Beni çağırtmışsınız. Biliyorsun, seni severim. İşinde de başarılısın. Her neyse, sözü uzatmayalım. Şu Mehmet'le ilişkinizi bilmeyen kalmadı. Kimseden saklamıyoruz ki. İkiniz de evlisiniz, eşleriniz duyarsa. Herkesin yaptığı duyulabilir. İşin tuhafı, eşlerimiz durumu biliyor. Modern ilişkiler. Neyse, bu eşlerinizin bileceği iş. Ama burası bir iş yeri. Bir kuralı, bir usulü var. Bu işin usulü ne Faruk Bey? Sinsilik, yalancılık. Bir de doğru seçim yapmak, değil mi? Anlıyorum. İyi günler. Tamam. Tabii canım, unutur muyum? İstediğim parfümü aldım. Nina Ricci'ler Dutan. Bak, unutmamışım değil mi? Seni nasıl görebilirim? Seni gidi seni. Kiminle konuşuyorsun? Gülay. Tatildeki profesörün kızı. Hmm. Tamam canım. Ben sonra seni ararım. Hangi parfümü kullanıyormuş çok merak ettim. Işık yapma. Yeryüzünde kıskanmaya hakkı olmayan tek kadın sensin herhalde. Ben hiç olmazsa dürüstüm. Senin gibi sinsi değilim. Artık seni sevmiyorum Gürkan. Ayrılmak istiyorum. Nereye gidersin, ne yaparsın hiç düşündün mü? Yaşadığını aşk sanıyorsun. Kendine gel kızım. Kalıcı olan bizim ilişkimiz. Biz evliyiz. Bir yuva burası. Bir yuva? Burası mı bir yuva? Ah! Evden de çıktım, işten de çıktım. Affedersin. Gel. Gel içeri hadi. Üzülme. Hadi iç şunu. Bu insanlar böyle. Hem yaşamazlar, hem yaşatmazlar. Bütün güzel şeyleri yok etmeye çalışırlar. Kadınız biz. Güçsüz olmalıyız, ezik olmalıyız. Onlara uymalıyız. Uymazsak kırarlar, döverler. Üzülme. Her şey düzelecek. Hadi uyu artık. Sabah her şey çok güzel olacak. Baba. Hoşça kal. Güle güle canım. Anne söylesene, Işık abla gitmeyecek değil mi? Hayır kızım. Hadi güle güle. Alas mı aldık? Çay isteyen? Ben koyayım. Hayır, koyamazsın. Misafirliğin henüz bitmedi. Ne yapıyoruz biz Mehmet? Yaşamaya çalışıyoruz. Bizde bir manyaklık var herhalde. O kesin. Var tabii. Biz manyak mıyız? Bilmem. Ben ilk defa yaşıyorum böyle bir şey. Ben de. Ben de. Seni gerçekten çok sevdim, biliyor musun? Ama Mehmet'i de çok seviyorum. Ben de. Peki ne yapacaksınız? Hiçbir şey tasarlamadık ki. Oldu işte. Bilmiyorum. Sevilcim, böyle konuşarak niye çözebiliriz ki? Biz haftalardır konuşuyoruz Mehmet. Şimdi bir aradayız. Konuşmayalım mı yani?
Konuşalım tabii. Alo, buyurun. Bir dakika. Kocan galiba. Alo. Evet, buradayım. O da burada. Ne istiyorsun Gürkan? Otursanıza lütfen. Evet, biz buradayız Gürkan. İstersen sen de gel. Ne yapabiliriz ki? Konuşuyoruz. Belki sen de konuşursun. Sen bilirsin. Hadi güle güle. İncelik, kibarlık, ne sahte şeyler. Ne kolay bitiveriyor. Her şey kolayca. Seni çok üzdüm değil mi? O kadar güzelsin ki. Her şey ne kadar da zor. Gelsene. Konuşarak bir şeyi çözme imkan yok zaten. Kim o? Kim o? Zumru. Benim Orhan. Buyurun. Özür dilerim. Zumru yok mu? Zumru seyahatte. Ben arkadaşıyım. Bugünlerde burada olacaktı. Yeni bir kitap yazıyorum demişti. Görüyorsunuz yok. Yalnız mı kalıyorsunuz? Evet. Bakın, sizinle açık konuşayım. Birkaç gün burada kalmam gerekiyor. Sizi rahatsız etmemeye çalışırım. Gerçekten zorunlu olmasaydım gitmeyi tercih ederdim. Adım Orhan Yamaç. Sumru'ya telefon edebilirsiniz. Önemli değil. İyi geceler. İyi geceler. Konuşarak hiçbir şeyi çözmeye imkan yok sahiden de.
Günaydın. Nasılsınız? Günaydın. Bu sabah bir arkadaşa telefon ettim. Bana kalmam için başka bir yere ayarlayacaklar. Siz şöyle geçin. Sumru'yu aradım. Ev cevap vermiyor. Mavi yolculuğa çıktılar sanıyorum. Lise döneminden beri tanırım Sumru'yu. Bir ara aynı örgütte çalıştık. Yürekli kızdır. Sonra kendi sınıfına yaraşır bir evlilik yaptı. Doğrusu da oydu belki. Kocasını tanır mısınız? Çok değil. Yeni bir romana başlamış galiba. Dün akşam şöyle bir karıştırdım da notlarını. Gürkan tipi bana Mithat'ı anımsattı. Gürkan tipi mi? Evet. Kocasına çok benziyor. Mehmet tipi uydurma tabii. Görünüşüne bakmayın. Gerçekte Sumru çok tutucudur. Düşlediği kadın tipini çizmiş belki de. Bana sorarsanız kadının birey olma çabası çelişkilerle dolu. Neyiniz var? Buna hakkınız yoktu. Anlamadım. Buna hakkınız yoktu. Yazınız o kadar benziyor ki. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Özür dilerim. Sumru Hanım evde yok mu? Yok, ben arkadaşıyım. Gece ışık gördüm de yoğurt getirdim. Benim yoğurdumu çok sever. Sağ ol, ne kadar? Acelesi yok, sonra alırım. Bulaşık varsa yok. Sumru Hanım'ın yanında çalışıyorum ben. Ben hallederim. Sonra gene uğrarım. Güle güle. Teşekkür ederim. İsteyerek okumadım, biliyorsunuz. Kesinleşmiş bir şey yok da. Aslında Yargıtay bozdu kararı. İçeride miydiniz? 2 yıl kaldım. Neydi? Bir çeviri. Evet. Sumru söz etmişti sizden. Ben bulaşıkları yıkayayım. Zahmet olacak. Ben hallederdim. Doktor tavsiye etmişti denize girmemi. Benim durumumda zor oluyor tabii. Kaza mı? Pek sayılmaz. Direniş vardı koğuşta. Dınk! İlk kez acıktığımı fark ettim bugün. Sağlık belirtisidir. Önceleri kendimi güçlü sanıyordum. Şimdi düşünüyorum da
birilerinin gözetimi altında yaşamaya karşı çıkmak, bağımsız olmaya çalışmak, ben olmak istemek küçülük mü? Bu istekler yalnızlığa itmiyorsa sizi, evet. Yalnızlığa itiyor. Özgürlüğün bedeli yalnızlık olmamalı bence. Ben yüz kızartıcı bir şey yapmadım. Ben aşık oldum. İş yerlerinde birbiriyle ilişki kuran bir sürü insan var ama işine son verilenler, suçlananlar hep kadınlar oluyor. Kim yargılıyor bizi? Hep erkekler. Peki kim veriyor onlara bu hakkı? Ben de evliydim. Karımın bir ilişkisi oldu ben içerideyken. Çocuk arkadaşımızdı. Sonra o da tutuklandı. 6 ay birlikte yattık. Çok zor. Sandığın gibi değil. Önce bir şaşırdık ne yapacağımızı. Sonra uzun uzun konuştuk. Çok yakınlaştık birbirimize. Derken arkadaşlar nasıl olduysa öğrendiler işi. Hadi bu sefer herkes tavır aldı bize. Neredeyse zorla düşman edeceklerdi bizi. Bir bakıma oldukça benzer şeyler yaşamışız. Ama biz yaşadıklarımızı öyle inceleyip sık dokuyacak fırsatı hiç bulamadık. Hepsi hayatımızın önemli birer parçası değil mi? Umurumuzda değil demedim ki. Fırsat bulamadık. İkimiz de kaçağız galiba. İki farklı kaçak. İyi geceler. İyi geceler. Mehmet, ne zaman geldi? Çok olmadı. Sandalda mıydınız? Çok güzeldi, dolaştık biraz. Mehmet, Orhan. Memnun oldum. Memnun oldum. Aradım birkaç kere. Cevap vermeyince merak ettim. İyi ettin. Bu kim? Sumru'nun bir arkadaşı. Bir süre saklanması gerekiyormuş. Bir bu eksikti. Açıkçası başta biraz bozuldum ama Orhan'ın gelişi çok iyi oldu. Epeyce dert dinledim. Ben anlatmadım mı? Biz hiç seninle böyle şeyler konuşamıyoruz değil mi? Niye konuşmayalım? Bilmem. Konuşmadık. Ben bakarım. Kim o? Orhan abi burada mı acaba? Affedersiniz, Orhan abi aramıştım. Rıfat, geliyorum. Sağ ol. Ne haber? Orhan abi seni görüyorum. Neler oluyor? Hiç. Orhan'ın bir arkadaşı.
Seni ne kadar özlemişim. Ne yapacağız Mehmet? Ben de işten ayrılacağım. Ne yapacaksın? Kendi bir iş kurmayı deneyeceğim. Sevil bomba kaldı. Çaktırmamaya çalışıyor ama feci sarsıldı. Biliyorum. Artık bir şey de konuşamıyoruz. Yabancı gibi dolaşıyorum evin içinde. Pek de sezdi bir şeyler. Gelip gelip yüzüme bakıyor. Geçen gün annem aradı. Ona iki insan birbirini sevmemeye başlarsa ne olur diye sormuş. Sahi ne olur? Canım, biricik sevgilim benim. Ne oldu? Hiç. Kafam karışık. Yorgunum biraz. Seni seviyorum. Günaydın. Günaydın. Beni de götürebilir misiniz? Tabii, buyurun. Daha sağlam bir yer bulmuş çocuklar. Ararsan bana haber verirler. Ararım. Ararım tabii. Ne olur geç kalma. Yarın öbür gün dönerim. Teşekkür ederim. Arayacağım. Merhaba. Merhaba. Eş dostu bütün eskilerini topladım. Kusura bakma. Zengin oluncaya kadar bunlarla idare edeceksin. Nereye sığdırırım ki ben bunları? İşe yaramazları çıkarken kafama atarsın. Bu da Sevil'le benim hediyem. Patan sağ olsun. Ayrıca yakında zengin de oluyorsun. Doğan Bey ile konuştum bu sabah. Doğan Bey? Tip ajansı müdürü canım. Gelin gelsin işi hazır dedim. Ay yalan. Doğru doğru. Hem de bölüm şefi olarak. Sus ağlayacağım şimdi. Ağlama. Akşam yemeğinde göz yaşlı sevgilisi. Akşam yemeği? Eşyaları şöyle bir toplar akşam yemeğe çıkarız ha? Bu akşam olmaz. Fazla eşyaları mı yiyeceksin? Güzel. Kendi evimde ilk gece. Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız ve özgür. Yalnız ve özgür. Peki. Ne yapalım? Şunları yalnız ve özgür yerleştirebilir miyim peki? Sonra değiştirirsen bozulmazsın değil mi? Zevkimden kuşkunu var yoksa? Burası sadece benim evim olsun istiyorum. Ne yapayım? Alo. Orhan Bey rica etmiştim. Ne zaman gelir? Anladım. Peki bir not bıraksam?
Adres yazdıracağım. Tamam, bekliyorum. Ah, yes. Did you get home all right? Yes, thanks. But I just... Ah, kim gelmiş? Nerelerdeydin? İstanbul'da değildim. Dün geldim. Not bırakmışsın. Az kalsın kapıyı çalmadan gidiyorum. İngilizlerle toplantım mı var sandım? Ama yakında olabilir. İşe girdim. İngilizcemi ilerletmem gerek. Oo, hayırlı olsun. Evim nasıl? Çok güzel. Geç şöyle otur. Dur bir yastık koyayım arkana. Karnın aç mı? Yemeğim de var. Aç değilim. Bir şey iç, ne içersin? Gel otur konuşalım. Biraz sonra bir çay demlersen içerim. Dur suyu koyup geleyim. Çok sevindim geldiğine. Günaydın. Mehmet olabilir. Kim o? Kim olabilir? Kahvaltıya misafir kabul eder misin? Merhaba. Merhaba. Poğaça getirmiştim. Sağ ol, otursana. İyi günler. Gidiyor musun? Gitmem lazım. İstediğin zaman gelebilirsin. Sağ ol. Bir çay koyayım sana. Bu adamın ne işi var burada Allah aşkına? Ne demek ne işi var? Arkadaşım o benim. Gece burada yatacak. Anahtar vereceksin. Arkadaşım. Bak Mehmet, istersen bir daha haber vermeden gelme. Hem o zaman istemediğin insanlarla da karşılaşmazsın. İstemediğim insanlar hep gelecekler mi bu eve? Tabii gelecekler. Arkadaşlarım onlar benim. Seviyor, sevmiyor, seviyor. Ben falan inanmam Mehmet, bilirsin. Anlamıyorum. Değişen nedir? Her şey değişiyor Mermet'ciğim. Ben değiştim, görmüyor musun? Niye rahatsız oluyorsun ki? Bir şeyleri değiştirmeye çalışmadık mı hep? Sevgimizi değil ama. Beni yalnız sana olan sevgim ayakta tutuyor. Sevgimiz olsa da olmasa da ben ayakta kalmak zorundayım. Söz veriyorum sana. Sorunlarımı çözeceğim. En kısa zamanda. Bana söz verme. Kendi sorunun bu. Yaşadığın hayattan memnun değilsen değiştirirsin. Niye böyle bırakıyorsun ki kendini? Ben arkadaşınım her zaman. Yalnız o kadar mı? Galiba. Işık. Nerelerdesin sen? Neden hiç aramıyorsun? Bir şeyler duydum, doğru mu? Ayrılma filan. Doğru, ayrılıyoruz. Peki bu? Anlatırım. Peki ya bu? Anlatırım. Sahi bana gelseniz yarın, bizim kızlara da haber verelim. Gül. Mehmet. Memnun oldum. Oldu, ben bugün Günseli'yi göreceğim zaten, onlara haber veririm. Ben de ötekileri ararım. Saat 5'te gelin, tamam mı? Tamam. Hadi görüşmek üzere. Güle güle. İyi günler. Eve gidip çalışacağım. Kusura bakma. Bir daha görüşmeyecek miyiz? Neden görüşmeyelim? Sevile selam. İpeği de öp benim için.
Hala elbiselerin ipleri asılı. Çingeneler gibi yaşıyorsun. Bu mu özgürlük? Herkes arkandan enayi diye gırgır geçiyor vallahi. Geçerlerse geçsinler. Ne yani? Koca parasıyla yan gelip yatmak mı uyanıklık? Ukalalığa başlama yine. Sen ne istediğini bilmiyorsun. Senin kocan yakışıklıydı, espriliydi, başarılıydı. Üstelik istediğin her şeyi yapabiliyordun. Kimin kocası senin yaptıklarına göz yumar? Ben göz yumsun istemedim ki. Gözünü açsın istedim biraz. Her neyse, beceremedik işte. Hem sevmediğin birisiyle parası için otursa asıl orospuluk o olurdu. Nikahlı kocan ayol. Aman belki de en iyisini sen yaptın. Doğru, bütün gün evde agucuk bugucuk attı ama konuşturmuyorum valla. Piyasaya yeni çıkacak bu ürün, ülke nüfusunun çoğunluğu için alışılmadık bir tüketim tarzı gerektiriyor. Bunun için kampanyalarda yalnız ürünün değil, belli bir yaşam biçiminin de özendirici bir biçimde vurgulanması gerekiyor. Evet. Sizi arıyorlar. Bağlamasınlar demiş. Çok önemliymiş. Özür dilerim. Buyurun. Merhaba. Merhaba. Merak ettim, ne oldu? Sakin ol, bir şey olduğu yok, telaşlandım. Bak, çok mecbur olmasam istemezdim bunu senden. Yapıp yapmamakta özgürsün. Ne yapacağım? Bir yere bir zarf götüreceksin. Onların verdiğini de bana getireceksin. Tehlike olsa göndermem seni. Ama yine de belli olmaz tabii. Ne var bu zarflarda? Benim için çok önemli bir şey var. Seni zorlamıyorum. Yapabilecek misin? Tabii. Sana yararı olacaksa. Remzi Bey'i arıyorum. Buyurun, benim. Bunu Orhan gönderdi. Katlı kalsın. Nasıl? Gazete katlı kalsın. Tamam, anladım. İyi günler. İyi günler. Remzi abi, 5 çay. Tamam. İş yapmak ne zormuş. Başka çarem olsa yollamazdım seni. Pasaport değil mi? Otur da anlatayım. Yargıtay bozdu demiştim ya. Silivri'deki eve gelmeden 2 gün önce mahkeme yeniden başladı. Tutuklama kararı vereceklerini sezdiğim için gitmedim. Verdiler mi? Evet. Savcı 8 yıl istiyor. 8 yıl? Hı. Elini tutabilir miyim? Tabii. Buz ister misin? İsterim. Yarın bastonsuz yürümem gerek. Çok acı veriyor mu? Önemli değil. Yarın gidiyorsun. Sabah erkenden. Hem dostluk, hem aşk, hem bağımsızlık, hem saygı, özgürlük. Hepsi bir arada olmuyor değil mi? Bir gün olacak. Olması gerek. Güzel bir bahçemiz var. Evin 3 yanını kuşatıyor. İçinde meyve ağaçları, kediler, köpekler, solucanlar var. Arkadaşlarım hep bizim bahçeye geliyor. Kızları da, erkekleri de çok seviyorum.
Aralarında hiç ayrım yapmıyorum. Babam çok severdi beni. Babamı özledim. Ama hiç başımı okşamadı beni. Korkma. Gidiyor musun? Vakittir. Dur. Dur bir çay koyayım sana. Geç kalırım. Niye uyandırmadın beni? Böyle pat diye. Daha iyi. Bir gün öyle de dönerim. Alışmışım sana. Bana yazar mısın? Yazarım tabii. Seni çok sevdim. Biliyor musun? Ben de çok sevdim seni. Bir gün yolun oralara düşerse... Hadi git. Hanım kızım kusura bakmayın. Girerken konuşmuştuk. Burası namuslu ailelerin oturduğu mazbut bir yerdir. Herkesin genç kızı var. Siz evleneceğim diye girdiniz. Gelen giden belli değil. Komşular şikayete geldiler. Af buyurun şeye döndü diyorlar apartman. Takdir edersiniz neler ki... Neler söylüyorsunuz siz? Vallahi kızım edebinizle oturacaksanız oturun. Ya da bir tatsızlık çıkmadan kendinize yeni bir yer arayın. Allah belanızı versin. Hepinizin Allah belasını versin. Pislik bu. Pislik bu. Pislik, 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 pislik. Yaşam boyu karşıma dikilen adamlar. Babalar, abiler, kocalar, sevgililer, müdürler, şefler, arkadaşlar seni yargılıyorlar. Delisin diyorlar, kötüsün diyorlar, beceremezsin diyorlar. Yargılıyorlar, damgalıyorlar. Ve biz, işte biz onlara bu izni veriyoruz. Ben artık bu izni vermeyeceğim.